Merhaba arkadaşlar. Geçen hafta size unlu bit bulaşmış, ölmek üzere olan bir çiçeğimizi göstermiştik. Şimdi çok güzel oldu. Canlanmaya başladı. Bakın. Bakın. Yeni dallar vermeye başladı. Aşağıda da var. Buralarda da var. 4-5 tane dal vermeye başladı. Ne yapmıştık arkadaşlar? Biz bunun köklerini iyice yıkamıştık. Saksısını değiştirmiştik. Çürüyen köklerini kopartmıştık. Kesmiştik. Daha sonra ben bunu 8 gün aşağı yukarı 7-8 gün gölgede bıraktım. Bayağı bir gölgede bıraktım. Üstüne de beyaz bir tane tülbent gibi bir şey örttüm. O nedenle şaşkınlıktan dolayı canlanmaya başladı. Ve taze dallar vermeye başladı. Hatta bir tane de keyikimiz var. Aşağıdan çıkan keyiki gibi gözüküyor. Bakın. Şimdi biz bunu ne yapacağız? Yapraklarını bir limonla sileceğiz. Taze limonu bir peçeteye ya da pamuğa, yumuşak bir beze sıkıyoruz. Yapraklarını siliyoruz. Sildikçe yapraklarınız canlanacak arkadaşlar. Hem de böcek olasılığı düşmüş olacak. Böceklerden de kurtulmuş olacak yapraklarımız. Daha güzelleşecekler. Ben size bununla ilgili sık sık bilgisini de vereceğim. Çok güzel bir orkide. Evet arkadaşlar. Silme işlemimizi bitirdik. Bütün yaprakların üstünü, altını güzelce siliyoruz. Dallara zarar vermeden dallarını da siliyoruz. Olur ya belki bir böcek kalmıştır, yumurtası kalmıştır. O ihtimalleri varsayarak. O nedenle her tarafını siliyoruz. Kuruyan dallarını alalım. Ona ağırlık olmasın. Diğerlerini de kurutmasın. Gayet güzel gidiyor. Çok güzel bir çiçek olacak. İnşallah. Onu koyalım. Şimdi bu orkidemize bakalım. Bunu da değiştirmiştik. Bu da çok güzel oldu. Gördüğünüz gibi. Bunda da unlu bit vardı. Yaprak kendisini toparladı. Gayet güzel. Canlandı. Ortadan bir tane küçük yaprağımız var. Çıkmaya başladı. Ve hatta bir tane de keyikimiz var. Ama dalı kurumak üzere. Onu kurtarmak için ne yapacağımızı anlatacağım ben size arkadaşlar. Şimdi bu keyikiyi kurtarabilmemiz için dal kurudu. O önemli değil. Şimdi maalesef yanımda yosunum yok. Biraz yosun olmuş olsaydı kenarından yapıştıracaktık, bağlayacaktık, üstten püstürtmeyle bunun büyümesini sağlayacaktık. Önemli değil. Yarın yosun alacağım. Yapacağız. Yosunumuz yoksa dahi püstürtme yöntemiyle şöyle püskürtme yöntemiyle su basacağız. O dal orada büyümeye devam edecek. Şurada bir tane sararmış yaprağımız var. Makasımızı dezenfekte yapıyoruz. Orkideler çok nazik çiçeklerdir. O nedenle çabuk hastalanırlar. Çabuk virüs kaparlar, mikrop kaparlar. O nedenle makasınızı muhakkak dezenfekte yapın. Ha, kendiliğinden geldi zaten. Kesmemize de gerek yok. Dibinde solmuş. Bu da çiçeğimizin canlandığını, çürüyen dallardan vazgeçtiğini gösteriyor. Bunu da kenara alalım. Şimdi gel gelelim bu orkidemize. Bu da çok çok güzel bir orkide aslında. Bakın arkadaşlar.
Bunun da kök değişimini yaptık. Taze dalları var. Taze fideler verdi. Gördüğünüz gibi. Burada da var. Üzerindeki fazlalık olan, sararmış olan yaprakları keseceğiz. Bunlar tamamen normal. Mevsimi geldiğinde bunlar şey yaparlar. Arkadaşlar, bir küçük uyarıda daha bulunmak istiyorum. Orkidelerimizin dibinde uçlarında bulunan şöyle kök gibi, bakın şurada kök gibi uçlar var. Oraları kesinlikle kesmiyoruz. Bu orkidemiz biraz daha canlansın. Canlandıktan sonra biz bu orkideden nasıl çoğaltma yapacağımızı göstereceğim ben size inşallah. Bu dallar soldu diyerekten daha sonra bu fidelerden sonra atmıyoruz. Atmayacağız. Bu orkidemizde maalesef birazcık da böceklenme var. Bu orkide kızımın orkidesiydi. Çok iyi bakamamış maalesef. O nedenle buna birazcık da karışım yapacağız. Böceklenme olmasını istemiyorsak eğer arkadaşlar baştan çiçeğimizin toprağına tarçın katalım. Bir şeker kaşığı tarçın katın. Hiçbir şey olmaz. Böceklenmeyi engeller. Buralarını da koparıyoruz. Daha rahat etsin diye. Bu fideleri aldıktan sonra da bu dallarımızdan nasıl çoğaltabiliriz onları ben size göstereceğim. Yeşil olan dallarımızı bırakıyoruz. Yeşilleri kalıyor. Kırılmıştı. Bunu yanına dikmiştim. Tutmamış herhalde. Ha, tutmuşmuş. Neyse. Geçti artık. Bunları alalım. Köklü böceklenme yapmasın. Şimdi bunu sağlam dallarına limonlu suyla yaptığımız karışımı göstereceğim ben size. Bakın arkadaşlar. Bunun içerisinde yaklaşık 2 litre su var. İçerisinde de 4-5 tane limon var. Kullandığımız limonları atmıyoruz. Böyle bir suyun içerisine biriktiriyoruz. Bekletiyoruz posalarını. Sular iyice limona karıştı, limon iyice suya karıştıktan sonra bunu süzeceğiz. Ben şöyle bir kapta süzüyorum. Şöyle bir püskürtme kabına da dolduracağız. Daha sonra böceklenme olduğunu düşündüğünüz çiçeklerinizin üzerine püskürtme yoluyla sineklerde, küçük sineklerde, böceklerde çok geçerli. Gayet de uygun. Onun için bunu yapacağız. Püskürtmesini yapacağız. Biraz sonra göstereceğim. Evet arkadaşlar. Böyle bir kabın içerisine koyarsanız eğer rahatlıkla püskürtebiliriz. Şimdi bu şekilde püskürtmesini yapacağız. Bu geçici bir yöntem. Daha sonra toprağını tekrar değiştireceğiz. Size anlattığım gibi, diğer programımda da anlattığım gibi, sabunlu ve çamaşır sulu karışım suda iyice yıkayacağız. O zaman tamamen kurtulmuş oluyoruz. Şimdilik tedbirimiz bunu yapıyoruz. Dallar biraz büyümeye başladıktan sonra, köklendikten sonra da tamamen değiştireceğiz arkadaşlar. Yapraklar büyükse dediğim gibi yapraklar bir bezin üzerine ya da peçetenin üzerine
limon, taze limonu sıkıp silerseniz bu da sineğin, böceğin ya da unlu bitin, kabuklu bitin çiçeklerinize yaklaşmayacağının garantisidir. Çünkü limonda asit bulunduğundan dolayı böcekler limonlu şeylere yaklaşmıyorlar arkadaşlar. İşlemimiz tamam. Çok teşekkür ediyorum arkadaşlar. Bir programımızın daha sonuna geldik. Bizi izlediğiniz için, bizi dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Beğen butonuna basmayı ve abone olmayı lütfen unutmayınız. Çok teşekkür ediyorum. Hoşça kalınız. Çok çok çiçekli günlerde kalınız.